Merhabalar efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burada olmamızdan, hepinizin buralarda olmasından dolayı çok mutluyuz. Can dostum, kardeşim Şeniz Akşahinler'in Bin Yıldızlı Otel kitabının tanıtımı için buradayız. Sizleri de aramızda görmekten sonsuz mutluluklar duyuyoruz. İstanbul'dan, Adapazarı'ndan ve Konya'dan şair arkadaşlarımız var. Bu arada Kıbrıs'ın değerli şair ve yorumcu arkadaşlarımızla birlikte sizleri mutlu, güzel bir saatler geçirmek istiyoruz. İyi eğlenceler diliyorum. Mutlu, güzel bakalım inşallah. Efendim Gönyeli Alayköy Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Amcaoğlu'nun açılış konuşması için lütfen sizi sahneye davet ediyorum. Ses kısık çıkıyor. Birazcık yaklaşmak gerekiyor herhalde. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Öncelikle tüm konuklarımıza, özellikle biraz boğuk çıktı. Yurt dışından gelen konuklarımıza hepinize hoş geldiniz diyorum. Şeniz Hanım'ın bu güzel günde, önemli günde yalnız bırakmadınız. Onun adına ben sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii ki yerel yönetimler kültüre, sanata destek vermek zorunda. Artık belediyecilik klasik çöp toplama, su hizmeti vermeyi aştı. Özellikle sosyal belediyecilik, kültür, sanat ve spor anlamındaki faaliyetlere önemli destek vermek gerekiyor bu çağda. Biz de göreve geldiğimiz günden itibaren 1,5 yıl oldu yaklaşık göreve geleli. Daha önce Şeniz Hanım'la Turizm ve Çevre Bakanlığı müsteşarı olduğum dönemde de çok güzel bir annesinden öğrendiği yemekleri içeren çok önemli bir eser ortaya koymuştu, yemek kitabı. Biz tabii bu şu anda da bir yerel yönetici olarak bu 1,5 yıllık sürede özellikle eğitime, spora ve kültürü ve sanata ciddi önem verdik ve birçok etkinliğe destek vermeye çalıştık. Bugün de Şeniz Hanım'ın burada Bin Yıldızlı Otel isimli şiir kitabının tanıtımı var. Sanatçılarımız da eşliğinde. Biz bu kitabın hazırlanmasında, bugün bu etkinliğin düzenlenmesinde bir nebze katkı koymuşsak ne mutlu bizlere. Ben çok fazla sözü uzatmak istemiyorum. Şeniz Hanım'ı yürekten kutluyorum ve sizlere de buraya kadar geldiğiniz hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sayın Şeniz Akşahinler'i sahneye davet ediyorum. Kitabının tanıtımını yapacak sizlere. Elimi alamaz mıyım ben bunu? Alamaz. Ses çok kötü geliyor. Tamam, sıkıyoruz. Tamam, gidiyor. Tamam. Herkes hoş geldi. Arkadaşlarım, dostlarım, yurt dışından gelen şair arkadaşlarım, yurt içinden gelen şair arkadaşlarım. Yani beni seven herkes gelmiştir, eminim. Benim şimdi Bin Yıldızlı Otel, bu üçüncü şiir kitabım. İlki Yalnızlığıma Nikah Kıymıştım. İkincisi Ömrüme Haciz. Üçüncü Bin Yıldızlı Otel. Neden Bin Yıldızlı Otel? Kitabın zaten üzerinde de yazıyor. Siz hiç damda yattınız mı diye. Benim çocukluğumda, benim köyümde, Hısarköy Gambili'de elektrik yoktu. Çocukken kaçıp köyüme giderdim. Rahmetlik dedem nurlar içinde yatsın. Hep biz ya damda yatırdık ya bahçede yatırdık, havluda. Hep derdi dedem, biz dünyanın en zengin insanıyık. Biz dünyanın en zengin insanıyık dedem derdi. Bede de cebimizde para yok, nereden zenginlik derdim. Bak derdi, bin tane yıldızın altında bin yıldızlı otelde yatırık dedem derdi. Bunun kıymetini bilin derdi. Hakikaten yani bin tane yıldız, şimdi baktığında artık elektrikler her taraf ışıl ışıl, o bin yıldızı görmen. Ama o bin yıldızı görenler ne kadar güzel olduğunu bilir.
Ve dedemin sözünden yola çıkarak Bin Yıldız Oteli yazdım. Bundan önce başkanımızın söylediği gibi Kıbrıs kültüründe yemeklerimiz, annemden öğrendiklerimi, Kıbrıs'ın unutulmuş, artık unutulmaya yüz tutmuş yemeklerini bir kitapta toplamak istedim. Annem rahmetlik olduktan sonra sırf annemi yaşatmak için. Annemin resmini de koydum zaten. Yani annem ölsün istemedim. Tamam bugün ölü ama yani yaşasın istedim. Annemden sonra bir de dedem benim için çok değerliydi. Yani hayatta en sevdiğim iki insan bir annem bir dedem. Annemi yaşatıyorum, niye dedeme için de bir şey yapmayın. Ve bu Bin Yıldızlı Otel kitabında yattığı yerin nur mekanı cennet olsun dedeme hitaben çıkardım. O da unutulmasın. Yani benim diyeceğim bu kadar. Herkes hoş geldi. Kitabı aldığınızda okuduğunuzda zaten içinde bir yürek attığını göreceksiniz. Çok güzel şiirler var. Takdir sizin. Bu kadar. Tebrik ediyorum. Şiiri. Evet, şiirim orada. Evet, Bin Yıldızlı Otel. Yeşiller içinde, masmavi bir günde, hafiften bir rüzgar eserken, uzanmışım göğsüne, kokunu çekmişim içime, Bin Yıldızlı Otel'de. Giydirdin renk renk umutları, tek tek huzurla üzerime, gözlerinin mavisi karışmış yeşile, yüreğim yüreğine, bir nehir gibi akarken huzuru buldum senle Bin Yıldızlı Otel'de. Bir göl kenarıydı, bir çay içiminde, esen rüzgarla, sade bir sohbette sevdam doldu yüreğime Bin Yıldızlı Otel'de. Bin Yıldızlı Otel'de. Teşekkür ederim efendim. Evet, şiir yürekli arkadaşımıza teşekkür ediyoruz.